Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel fırkân. Femen şehide minkumuş şehre felyesumh. Ve men kâne merîdan ev alâ seferin feiddetun min eyyâmin uhar. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Ve litukmilul iddete ve litukebbirullaha alâ mâ hedâkum ve leallekum teşkurûn. Sadakallahul azim. Ve belgana rasuluhun nebiyyül kerim. Ve nahnu ala ma kâle khâliquna ve râziquna ve mevlana mineşşâhidîne şâkirîne ve kalbin selîm. Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri cümlemize mededi inayet ve lütfü hidayet eyleyip tevfikat-ı ilahiyesine rafik eyleye. Her halimizde rızâ-i şerifine muvafık a'mal ve harekat ve sekenat ve hüsn-i itikattan ayırmaya. İmanın mahalli ve Rabbimizin nazargahı olan kalplerimizi Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlandırıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadis-i şerifleriyle müteessir eyleye. Peygamberlerin, alimlerin, salihlerin, fakirlerin ve zenginlerin toplanacağı o dehşetli kıyamet gününde yüzlerimizin karasına bakıp da bizleri rüsvayı alem eyleme Allah'ım. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kat ateyteni minel mülk ve allemteni min te'vilil ahadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'e sağlık, afiyet, huzur, mutluluk, bereket içerisinde bizleri ulaştıran Rabbi Rahim'e sonsuz hamdü senalar olsun. On bir ayın sultanı Ramazan, gelişiyle ötelerden bize sevinç veren, gönüllerimizde tatlı bir esinti uyandıran Ramazan ayı. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ân. Hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. Femen şehide minkumuş şehre fel yasumh. Ramazan ayı ki İnsanlar için hidayete erdirici ve açık deliller ve ispat vasıtaları ile hakkı batıldan ayırıcı olan Kur'an, Hüda tarafından o ayda indirildi. Bakara 185. Kur'an-ı Kerim orucu bize böyle tarif ediyor. Değerli kardeşlerim, Kainatın Efendisi bir hadis-i şeriflerinde buyururlar. Buniyel İslamu ala khams. Şehadetü en la ilahe illallah ve ikami salah ve itaiz zekah devam eder. İslam, beş esas, direk, beş temel üzerine kurulu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek. Kelime-i şehadet dediğimiz kısım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir diğeri, beş direk üzerine kuruldu İslam. Bir, kelime-i şehadet. İki, namaz kılmak. İnne evvele ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyameti min amelihi salatuhu. Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği amel namaz. İlk soru, zenginliğinin ölçüsü değil, kaç tane çocuğun var değil, Türkiye'de evin var mı değil, kaç yaşına kadar yaşadın değil, değil, dünyalık hiçbir şey değil. İlk soru namaz, benim kalbim temiz demenin fayda sağlamayacağı ortam, aşama, huzur ilahide, namazın yoksa şayet, kalbinin temizliğinin geçerli olmadığı merhale.
kelime-i şehadet, namaz kılmak. 3, oruç tutmak. Kainatın efendisi madde madde sıralıyor. 3 temel direği, yaptığınız binanın, yüksekçe yapacağınız binaların ayakta durabilmesi için, yıkılmadan dimdik durabilmesi için binaların direklerini, kolonlarını, sütunlarını madde madde sıralıyor. Kelime-i şehadet, namaz ve 3, oruç. Bir diğeri, Kabe'yi hac etmek. Yoluna güç yetirenlerin, imkan bulanların, maddi olanağa sahip olan Müslümanların Kabe'yi hac etmeleri. Bir diğeri, zekat vermek. Müslümanın yerine getirmesi gereken temel ödevlerden birisi. Biz bugün oruç üzerinde, Ramazan üzerinde dersimizi işlemeye, en azından oruç bahsine giriş yapmaya gayret göstereceğiz inşallah. Bakınız değerli kardeşlerim. Aynen Peygamber Efendimizin ifadeleriyle aktarıyoruz ki kavramlarda yanlışlığa sebebiyet vermeyelim. Bakınız kainatın efendisi buyuruyor ki, Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Peki bizim için bu nasıl mümkündür? Şeytanın zincire vurulması, cennetin kapılarının ardına kadar açılması, cehennemin kapanması. Biz görüyoruz zaman zaman çevremizde. Ramazan ayında da insan içki içiyor. Şeytanlar zincirde, cehennem kapıları kapalı. Nasıl olacak? Değerli kardeşlerim, bizim evvela kendimizden başlamamız gereken hazırlıklarımız var. Nasıl? Çocuğumuz olur değil mi? Çocuğumuz dünyaya gelmezden evvel, epey bir süre öncesinden, cinsiyeti de belirlendikten sonra kıyafetlerini hazır etmeye başlarız. Kızsa pembe, erkekse mavi beşikleri düzmekten başlamak üzere çeşit çeşit kıyafetler, patikler vesaire bir hazırlığa girişiriz. Çocuğumuz biraz yetişir, erkekse mesela sünnet olacaktır. Bir hazırlığa girişiriz. Yaşı biraz daha yetişir, okul merhalelerinde. Anne sabah çocuğunu okula göndermezden evvel, belki sabahtan belki akşamdan kıyafetini hazırlar, kitabını, defterini, okuldaki beslenme çantasını hazırlar. Bir hazırlık aşamasından geçirir. Çocuk yetişir, evlenecektir artık. Hayatın her anında böyle, lisesinde, üniversitesinde vesaire. Evlenecektir çocuk. Evlenmeden evvel kız tarafı, erkek tarafı. Aylar öncesinden, belki yıllar öncesinden. Çeyizler hazırlanmaya başlanılır. Alınacaksa beyaz eşyası dizilir. Diğer takı, taklavat vesaire. Hepsi hazır edilmeye çalışılır. Kalacakları ev hazır edilir. Gençler psikolojikmen hazırlanmaya çalışırlar. Bir merhaleden geçirilir, bir hazırlık aşamasından geçirilir. Öyle ki karşılaştıklarında, o ortamla birebir baş başa kaldıklarında yabancılık çekmesinler, yadırgamasınlar, adaptasyonlarında sıkıntı olmasın, entegrelerinde sorun olmasın diye belli bir hazırlık aşamasından geçirilir. İşte bizim dünya ve ahirette aydınlığımızı temin edecek olan Kur'an-ı Kerim. Kendisine tabi olduğumuzda hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtaracak olan Kur'an-ı Kerim. Bu ayda içerisinde Kadir Gecesi diye tabir ettiğimiz gecede nazil olmaya başlar. Biraz evvel okuduğumuz ayet-i kerimede ifade edildiği üzere Şehru Ramazan ellezî, o Ramazan ayı ki Ünzile fîhil Kur'an, onda Kur'an indi. Kur'an inmeye başladı. Biz içerisine Kur'an'ın şeref verdiği bir aya ayak basmak üzereyiz. O aya nasip olursa salı günü, sağlıcakla o günlere ulaşmayı nasip eylesin Rabbim. Ömrümüz yeterse ulaşmak üzereyiz. O günlerin arifesindeyiz şu anda. O kutlu zaman dilimlerine, bütün kainata sevincin, barışın, rahmetin hakim olduğu, Müslümanların gönüllerine tatlı bir esenliğin hakim olduğu o günlere ulaşmak üzereyiz. İnşallah.
Bizi bu aylara ulaştıran Rabbi Rahim'e sonsuz hamdü senalar olsun. Bakınız değerli kardeşlerim. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak ayetteki ifadesini aynen tekrar ettim. Hak ile batılı birbirinden ayırmanın açık delilleri olarak. Yani hak belli oldu, batıl belli oldu. قَدْ تَبَيَّنَا الرُّشْتُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ diye devam eden ayet-i kerimeden alıntı olarak. Hak ile batıl artık belli. Sen yönünü, istikametini, niyetini haktan yana çevirirsen şayet, hayırdan yana çevirirsen şayet, eğer salihin bir vicdana sahipsen, eğer şeytanın bir şubesi olarak hareket eder tarzda hayatın yoksa, yani elinden geldiğince günlerine Allah ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakim olabiliyorsa şayet, en azından elinden geldiği kadarıyla bu ayda seni yanlışa sevk edebilecek, birinci düşman şeytan, seni harama yönlendirecek olan, hataya yönlendirecek olan, sana pusu kurup çelme takacak olan şeytan artık piyasada yok. Kainatın efendisi öyle ifade ediyor. Yani en büyük düşmanımızdan kurtulduk. Ben kasti olarak arabanın altına kendimi atmadığım sürece, yani intihara kalkışmadığım sürece, yolda giderken kaza yapma olasılığım daha azdır değil mi? Yola atlamayla normal yolumda giderkenki seyrim. Yolda araba yoktur çünkü. Kendi yaya kaldırımında araba yoktur. Ben bu ayda arabanın olmadığı istikametten gidiyorum. Şeytanın olmadığı istikametten gidiyorum. Karşıma eğer çok fazla günaha yönelme meylim yoksa şeytan çıkmayacak bu ay boyunca. Kainatın efendisinin ifade ettiği üzere Ramazan ayına kim Ramazan'a ulaşır da gereğince orucunu tutarsa, Ramazan'ın hakkını verirse, geçmiş günahlarından arınmış olarak çıkar Ramazan ayından. Bu ne demektir değerli kardeşlerim? Haç için ifade etmiştik bunu değil mi? Haç mevzusu ile ilgili olarak. Ramazan ayına sağlıcakla ulaşıp da hakkını veren kişi, geçmiş günahlarından temizlenmiş olarak Ramazan ayından çıkar. Bir sonraki Ramazan'a aynen namaz vakitlerinde olduğu gibi arasında büyük günah işlememek kaydıyla bir Ramazan'dan sonraki Ramazan'a, mesela geçen sene Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar sağlıcakla ulaştık şükür elhamdülillah hepimiz. Arasında işlediğimiz büyük günah yoksa şayet diğer günahların tamamına kefarettir Ramazan. Temizleyici özelliği vardır. Yani adeta üzerine bir silgi çekmektedir. Geçmiş günahlarımızın sünger çekmektedir. Hayata sıfır kilometre başlamak için. Fakat evvela bunun için orucu hakkıyla tutabilmemiz lazımdır değerli kardeşlerim. Oruç, teşbihte hata olmaz ifadesi vardır ya. Herhangi bir canlıyı, evinizde beslediğiniz bir hayvanı, çiftçilik işiyle meşgul olanlar ahırlarındaki hayvanlarını eğer aç susuz günlerce bekletseler hayvancağız ağzını açıp da bana yiyecek vereceksiniz diyemez değil mi? Bağlarsınız, önüne hiçbir erzak vermezseniz aç susuz kalabilir. Ben akşama kadar eğer yaptığım ibadetin farkında olmadan aç susuz duruyorsam arasındaki fark İbadet şartını taşımadığı sürece fark yoktur zaten arada. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlerle esas alınır. Peygamber Efendimizin ifadesinde buyurulduğu üzere, öyleleri vardır ki akşama kadar aç susuz kalmalarından yanlarına kar kalan sadece açlıklarıdır. Oruç değildir. Çünkü oruç başlı başına bir ibadettir. Nasıl kıldığınız namaz bir ibadetse, nasıl verdiğiniz zekat bir ibadetse, nasıl vereceğiniz fitreler bir ibadetse, nasıl gittiğiniz hac bir ibadetse, aynen onun gibi İslam'ın temel direklerinden birisini oluşturan her Müslümana, ergenlik çağına ulaşmış erkek kadın, yaşlı genç, her Müslümana farz olan bir ibadettir.
Ve ibadetin belli şartları vardır değerli kardeşlerim. İşte oruç. Havaalanında her birimizin yaptığı yolculuklar esnasında havaalanlarında VIP salonlarını görüyoruz değil mi? Sadece belli kişilerin kullanabileceği ya da belli zümrelerin kullanabileceği her ülkenin kendi standartlarında farklılıklar arz eder. Ama ortalama seviyede yaşayan bir halkın kullanımına açılmamış olan bir standardı olan kapılar vardır VIP salonları havaalanlarında. İşte Rabbi Rahim'in oruç tutanın mükafatını sadece ben veririm diye ifade ettiği her bir ibadetin bir karşılığı var. Her bir ibadetin bir mükafatı var bilindiği ölçüde. Fakat oruç ibadetinin mükafatının miktarı sadece Allah katında. Onun karşılığını ben veririm buyuruyor kainatın efendisi. Yerleri ve gökleri yaratan Allah ve sadece oruç tutanlara tahsis edilmiş olan VIP salonu, business class seyahat edilecek yer, sadece oruç tutanlara has Reyyan isminde bir cennet kapısı arz ediliyor. Sadece oruç tutanlara tahsis edilmiş olan bir kapı, yani ortalama bir hayat yaşayan, kafasına eserse, yani zora düşerse Allah diyenler ya da henüz gencim daha, namaz kılmak için bir emekli olmam lazım, hacca gitmek için yaşımın 70'i bulması lazım, zekat vermek için atımın, yatımın, katımın vesaire falan katmerli olması gerekir ki ola ki malım eksilir. Diyoruz ya zaman zaman. Namaz kılmaya henüz yaşım çok daha genç. Bir gün oruç mevzusu biraz geniş mevzu olduğu için Ramazan'da zaman zaman teravihlerde, cuma vaazlarında oruç bahsini işleyeceğiz. O sebeple değişik alanlar, konumuzla alakalı olan alanlara temas etmemiz gerekiyor. Daha açıklığa kavuşması için, vuzuha kavuşması için. Bir gün Hazreti Ömer, kainatın efendisinin halifelerinden birisi, Halifet-i Resulillah, adaletin timsali Ömer, Peygamber Efendimizin bir tarafına eyne Ömer, eyne Ebu Bekir dediğinde buradayız ya Resulallah. Hüna Ebu Bekir, hüna Ömer ya Resulallah buyurulduğunda ikisini yanına çağırıp bir tarafında Hazreti Ebu Bekir'in, bir tarafta Hazreti Ömer'in elini havaya kaldırdığında bize anlatmak istediği bir mesaj vardı. İşte bunlar bana böyle yakın. Siz eğer bunların yolundan gelirseniz, yani siz ashabiyken nücum olarak ifade ettiğim sahabelerimin yolundan gelirseniz bana böyle yakın olursunuz. Halbuki birer eli kainatın efendisinin elindeydi, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in. Diğer elleri boşta. Nasıl tutacaksınız asırlar ötesinden? Size çok uzaktalar zaten. Yaşantınız da çok uzaktalar. Zaman dilimleriyle çok uzaktalar. Nasıl tutacaksınız ki? Aslında zaman dediğimiz mefhum sadece bizim için geçerli. Mesela rüyaya daldığımızda kimi zaman uyanıyoruz rüyadan. Sanki o kadar çok merhale yaşamışız ki rüyamızda. Belki 15 sene, 20 sene, 50, belki 100 sene, yıllarca hatta evlenip çoluğumuzun çocuğumuzun olduğunu, onların yetiştiğini, onların evlenip torunlarımızın olduğunu dahi görüyoruz değil mi zaman zaman? Halbuki en uzun gördüğümüz rüyanın bir dakikanın altında sürdüğünü aktarır bilim adamları. Yani demek istediğimiz şu, zaman mefhumu bizim kavrayabildiğimiz ölçüde, yani zihin eşiğimizde sınırlı, algılamamızda sınırlı. Benim ömrüm 50 senedir. Başlarım 50 yaşım bittiğinde şartel kapanır. Bana ait olan sahne bitmiştir. Artık 50 yaşına kadarki hayatımın madalyonun öbür tarafı vardır. Yani bu yaşıma kadar yaptıklarımın karşılığını görme evresi vardır. Fakat zaman mefhumu evvel ve ahir olan Allah için bizim anladığımız algılamada saatle, kronometreyle, saliseyle, dakikayla kısıtlı değildir. Yani 14 asır öteden, 15 asır öteden kaldırılmış olan eller, size seslenilen gönüller, eğer siz Allah'ın ve peygamberinin istikametinde hayat yaşayabilirseniz şayet, bir elinden Ebu Bekir'in, bir elinden Ömer'in tutacak olan sizlersiniz. Ve bu takdirde kainatın efendisinin Havz-ı Kevser'i etrafında toplanacak olanlar sizlersiniz. Zamanların uzak olması, ötelerden seslenilmesi sadece bizim algılamamızın sınırlı kapasiteye sahip olmasıyla alakalı şeyler değerli kardeşlerim. Bir gün o Ömer kendisine yolundan gitmeye çalıştığımızda bizi kurtuluşa erdirecek olan Ömer
camiye doğru yönelirken cuma vakti, aynen sizin şu anda geldiğiniz gibi cumaya doğru yönelirken arkasından bir tane küçük çocuk, 8-10 yaşlarında bir çocuk çarpar Ömer'e, bir taraftan koşarak camiye gitmeye devam eder. Hazreti Ömer seslenir fakat duyuramaz sesini çocuğa. Arkadan ey çocuk diye seslenir ama duyuramaz sesini. Namazı kılarlar. Cami çıkışında Hazreti Ömer, Halifete Resulillah bakar ki az önce kendisine çarpıp geçen çocuk camiden çıkıyor. Ensesine dokunur. Yavrum der, deminki acelen neydi senin? Amca der, namaza geç kalmamak için camiye gidiyordum. Yavrum der, senin daha yaşın başın kaç ki? Belki sana daha namaz farz olmamıştır bile. Nedir bu acelen? Gidersin gene koştura koştura camiye varacak. Yani adeta geç kalmışsıncasına koştura koştura gitmenin, giderken önüne dahi fark etmeden sağa sola çarpmanın bir anlamı var mıydı? Yaşın daha çok küçük değil mi senin? Çok genç değil misin daha? Amca der, dün mahallede oyun arkadaşlarından birisi öldü. Ben aynı şeyin benim başıma gelip de Allah'ın huzurunda alnımı secdeye koymadan ruhumu teslim etmekten korktum. Haya ederim Allah'ın huzuruna alnımı secdeye koymadan gitmeye. Genci yaşlısı yoktur bunun değerli kardeşlerim. Ölüm sadece yaşlılara gelmez. Ölüm sadece dedelerimize, amcalarımıza, teyzelerimize gelmez. Ölüm gelinlere, torunlara da gelir. Ölüm sana, bana, küçücük bebelere de gelir. Ölüm hepimiz için haktır değerli kardeşlerim. Yani ben namazıma başlamak için yaşımın 70 olmasını bekleyeceğim. Oruç tutmak için hele kış zamanına dek gelsin. Yazın sıcağında da oruç tutulur mu? Kışın saatler kısa olsun. Akşamın saat 5'inde, 4'ünde akşam olsun da iftar olsun da o zaman tutarım orucumu. Şimdi uzun vakitlerde tutulmaz ki oruç. Diyoruz ya hani. Değerli kardeşlerim, hiçbirimizin aynı bu Ramazan sabahına ulaşacağı garantisi olmadığı gibi Rabbim sağlıcakla Ramazan sabahını ulaştırsın inşallah. Bu Ramazan'ın sonrasında, sonraki Ramazan'a ulaşacağımıza dair garantimiz yoktur. Hiçbirimizin Kadir gecesine ulaşıp 1000 aydan hayırlı olan, ömrümüzün tamamını kapsayacak kadar fazilete sahip olan bir gece, o geceye ulaşıp da günahlarımızın bağışlanması için affet ya Rabbi, estağfirullah günahlarımıza diyecek zamana ulaşıp ulaşamayacağımızın garantisi yoksa şayet, hiçbirimizin kapıdan dışarı çıktığımızda adımımızı atmadan evvel ruhumuzu teslim edeceğimize ya da etmeyeceğimize dair garantimiz yoksa şayet, her anımızı, her zamanımızı ve her namazımızı son ibadetimiz gibi yerine getirmek zorundayız. Belki bu namaz, belki bu cuma kılacağımız son namazımız olacak. Belki bu oruç tutacağımız son orucumuz olacak. Bir dahaki Ramazan'a ulaşma seçeneğimiz olmayacak belki. Beraatı geçtik, bir dahaki beraate göremeyeceğiz belki. Bu cumayı gördük, bir dahaki cumayı göremeyeceğiz belki. Dolayısıyla ibadete başlamak için hiçbir zaman erken değildir değerli kardeşlerim. Hatta estağfurullah diyecek zamanımız kalmamışsa geç bile kalmışızdır. Fakat henüz dillerimiz çözülmüşken, henüz dillerimize pranga vurulmamışken, henüz elimiz ayaklarımız serbest, azalarımıza konuş bakalım bu kul ne amel işledi fermanı verilmemişken, yani gittiğimiz kumarhanenin, meyhanenin, içki içilen ortamların, zina edilen ortamların, Allah'ın ve peygamberinin hoşnut olmayacağı ortamların içerisinde bulunduğumuz anları elimiz ayağımız itiraf ederken ya Rabbi, bu kul senin yarattığın bu temiz organına, eline haram, harama uzanarak, içkiyi kaldırarak, başkasının malına el atarak harama kullandı. Şikayetçiyim ya Rabbi. Senin gözlerin dile geldiğinde ya Rabbi, senin emanet ettiğin bu organı, bu kul çarşıda pazarda dolaşırken, okula giderken,
iş yerinde çalışırken gözünü harama bakmaktan kısmadı ya Rabbi. Gözünü haramdan alıkoymadı ya Rabbi. Şikayetçiyim bu kulundan diye dile geldiğinde. Ağzımızla ne kadar beni niye şikayet ediyorsun demeye çalışsak da artık sözün hükmü bitecek değerli kardeşlerim. Artık dilimize pranga vurulacak. Nasıl elimizi kelepçelediklerinde hareket edip ceketimizi giyme seçeneğimiz yoksa, ayağımızı prangaladıklarında koşa koşa bir yere gitme seçeneğimiz yoksa, dillerimiz de aynen öyle prangalanacak ve hiçbir şekilde söz hakkına sahip olmayacaktır. Ve artık mide dile gelecek. Eller, ayaklar, gözler, kulaklar dile gelecek. Ya Rabbi, öyle ortamlarda bulundu ki sabah akşam haram dinletti bana. Haram şeyleri işittirdi bana. Miden dile gelecek o zaman. Ya Rabbi, senin bu emanetini haram yiyeceklerle doldurdu. Haram mı helal mi ayırt etmeden et ürünlerini aldığı içine, su içki ayrımını yapmadan aldığı içine ne varsa şikayetçiyim ya Rabbi dediğinde değerli kardeşlerim. Eyvahlara düşmezden evvel, pişmanlığımızın fayda etmeyeceği aşamaya varmazdan evvel henüz fırsat varken ve Ramazan'ı idrak edenin, Ramazan'ın gereğini yerine getirenin, geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesi varken, bizi bir kez daha Ramazanlara ulaştıran Rabbi Rahim'e hamdü senalar olsun ki, o kadar çok günahımız var ve elhamdülillah o günahları affettirebilmek için mübarek Ramazan kapımızda şu anda. Üç şey, Peygamber Efendimizin ifadesiyle ragime enfün, thümme ragime enfün, thümme ragime enfün. Üç kere teyit ederek başlar cümleye. Burunları sürtülsün, yani bir nevi beddua etme biçimidir. Bir nevi hareketin şiddetini, olumsuzluğu beğenmemesini, Peygamber Efendimizin beğenmemesinin açık açık ifadesidir. Burnu yere sürtülsün. Kimin? Anne babasından birisinin ya da her ikisinin yaşlılığına ulaşıp da onların rızasını almayan, anne babasına hakkını helal ettiremeyenin burnu yere sürtülsün. Bir, benim adım anılıp da, yani Muhammed Mustafa adı anılıp da sallallahu aleyhi ve sellem demeyene ya da aleyhissalatu vesselam demeyene, yani Peygamber Efendimizin adı anıldığında salavat getirmeyenin burnu yere sürtülsün. İki, Ramazan ayına ulaşıp da geçmiş günahlarını bağışlatmayanın burnu yere sürtülsün ifadesini kainatın efendisi açık açık madde madde saymışken, bizi o kadar günahımıza rağmen affedilebilmek adına bir Ramazan'a daha ulaştıran Rabbi Rahim'e sayısız hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, dünyaya gelecek çocuğumuza yaptığımız hazırlıklar gibi küçük patikler, mavi pembe patikler, elbiseler, beşikler hazırladığımız gibi, sünnet olacak çocuğumuzu sünnete hazırladığımız gibi, annenin sabah okula göndereceği çocuğuna besin çantasını, kıyafetini, ayakkabısını tertemiz hazırladığı gibi, evlenecek çocuklarımızı evlenmeye hazırladığımız gibi, aylar öncesinden, seneler öncesinden belki kızımızı, erkeğimizi aileleriyle beraber düğüne hazırladığımız gibi, hazırlanılması gereken en büyük misafir, en şerefli misafir içerisinde dünya ve ahiret tek kurtuluş reçetemiz olan Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu en büyük misafir Ramazan işte geldi kapımızda değerli kardeşlerim. Rabbim sağlıcakla Ramazan sabahına ulaştırsın inşallah. Misafire yapılacak en güzel hazırlık misafiri hoşnut etmekten geçer değerli kardeşlerim. Siz Allame-i Cihan olsanız evinize gelen misafiri eğer kırıp dökmüşseniz şayet, dünyanın sultanı olsanız da o misafir sizden hoşnut olmayacaktır, öyle değil mi? En büyük misafir
Ramazan'ın bizden hoşnut olması için. Kur'an ayı olan Ramazan'da Kur'anlar başımızın tacı olmalı her daim. Özellikle Ramazan'da bir istisnasıyla. Nasıl? Kainatın Efendisi ile Cebrail arasında mukabele diyebildiğimiz, arza ve kabul diye ifade edilen asıl literatürde karşılıklı okuma vardır değerli kardeşlerim. Her Ramazan'da Kainatın Efendisi Cebrail Efendimiz'e okur. En son Peygamber Efendimiz'in ahir ömründe çift taraflı olarak Cebrail de Peygamber Efendimiz okumuştur. Karşılıklı dinlemişlerdir birbirlerini, Kur'an-ı Kerim'i. Ramazan içerisinde mukabele diye gelenek haline getirdiğimiz en güzel adetlerimizden birisi ve onu uygulama zamanı Ramazan geldi işte karşımıza. Mukabelelerimiz olacak Ramazan ayında, her Ramazan'da olduğu gibi, her Ramazan'da olması gerektiği gibi. Diğer zamanlar koşturmacamızdan zaman zaman haftada bir kez olsun Yasin'in yüzünü açmadığımız zamanlar oluyor değil mi? Allah'ın kelamının cildini açmadığımız zamanlar oluyor öyle değil mi? Çok dara düşmediğimizde Ya Rabbi yardım et diyerek Allah lafzını ağzımıza almadığımız olabiliyor değil mi değerli kardeşler? İşte bunların hepsini en azından nötrleyecek, öncekilerin tamam yaptığımız yanlışların tamamını sıfırlayacak ve sıfır kilometre olarak yeniden bizi hayata başlatacak olan Ramazan ve Kur'an mevsiminde Kur'an-ı Kerim'e daha fazla yer vermek durumundayız değerli kardeşlerim. Bu Ramazan'da özellikle bütün kardeşlerimizden istirhamımız şu. Kur'an okumayı bilenler, bilmeyenler. Dikkat ediniz lütfen. Okumayı bilenler arzu ediyorlarsa Kur'an'larını getirsinler, takip etsinler. Hem dinlemenin hem takip etmenin yani mukabeleye bizzat iştirak etmenin sevabını katmerli katmerli alsınlar. Okumayı bilip de takip etmeyi arzu etmeyenler ya da serice okuyamayanlar, sadece üstün körü okuyabilen kardeşlerimiz gelsinler, yaslansınlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlesinler. Sevabına, bu rahmet ayının rahmetine iştirak etsinler. Allah'ın yağan, sağanak sağanak yağan rahmeti, zincire vurulmuş olan şeytanlar yolumuzda yokken artık. Tek düşmanımız nefsimiz kalacak. Nefsimize de gelin bu Ramazan'da bir darbe biz vuralım. Nefsimizi yere serip Allah'ın kelamını baş tacı yapalım. Bilmiyorsak bile okumayı geliniz, yaslanınız, okunan Kur'an'ı dinleyiniz, istifade ediniz. Hatta gelirken bir arkadaşınızı da beraber getirin. Onun sevaba girmesine de vesile olun. Bu sayede onun aldığı sevap sizin hanenizde işlenmeye devam etsin. Annenizle gelin, babanızla gelin, oğlunuzla, kızınızla gelin. Ama Kur'an-ı Kerim, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye özellikle iştirak edin, gayret edin değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti bu kadar açık çek olarak karşımızdayken bu çeki elimizin tersiyle kenara atabilecek. Hani ben günah işliyorum ama karşılığında da çekerim cezasını, çok mesele değil diyoruz ya. Bilesiniz ki cehennem ateşi Hıdrellez ateşi değildir. Üzerinden atlar geçerim, ondan sonra keyfime bakarımdan ibaret bir ateş değildir değerli kardeşlerim. Henüz fırsatımız varken ateşe doğru koşmayalım, kainatın efendisinin nuruna, Kur'an-ı Kerim'in aydınlığına koşalım. Rabbim cümlenizden razı olsun. Teravih namazlarımız, yatsı namazlarımızla beraber yatsı vakti saatinde olacak inşallah. İmsakiyeler aşağıda da hazır. Belki bilgisi olmayan kardeşlerimiz olabilir. İmsakiyeyi temin edebilirler. Nasip olursa ilk orucumuz salı günü, ilk teravihimiz önceki akşam. Pazartesi akşamı ilk teravihimize inşallah sağlıcakla ulaşabilirsek başlamış olacağız değerli kardeşlerim. Rabbim Ramazan'ı bizden hoşnut eylesin inşallah. Rabbim oruçlarımızı tutmayı, tuttuğumuz oruçlar hatırına da oruçların bizi, dilimizi günahtan, gıybetten, gözümüzü haramdan, midemizi içkiden, her halimizi haramdan uzak tutsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.